Milli Televizyonu'ndan mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir seçime doğru programının yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Bilindiği üzere 12 Mayıs'ta yapılacak olan parlamento seçimlerinden dolayı bizler Türk Milli Televizyonu'nda tüm hızımızla son sürat programlarımıza devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz tabii ki de Kerkük Türkmen Cephesi listesinde 12 numaralı adayı olan Ammar Kahya ile birlikte seçime doğru bir taraftan parlamento seçimlerini ele alacağız. Bir diğer taraftan Ammar Bey propagandayla ilgili bahsedecek. Tabii ki de dün konvoyuna bir saldırı düzenlendi. Yine onu konuşacağız ve daha fazlasını yine seçime doğru programının canlı yayınıyla sizlerle birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Ammar Bey hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun. Ammar Bey, şimdi ilk öncelikle dün akşam size doğru konvoyunuza bir saldırı gerçekleşti. Her şeyden önce bu yüzden geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Tabii ki de maalesef duyduğumuza göre aldığımız bilgiler de zaten o yöndeki şehitler de oldu. Allah mekanlarını cennet etsin. Yaralıları da acil şifalar dileriz. Sizlere de tekrardan geçmiş olsun. Olayı bir anlatabilir misiniz? Direkt çünkü kendiniz size doğru yapılan bir saldırıydı bu. Tabii ben patlama olduğu yerde, saldırı yerinde, onun yakın yerinde bir program vardı. Hı hı. Biz oradaki araba satan mağaza seyara diyorlar, oradaki bir arkadaşımız burada davet etmişti. Ondan önce oraya gittim de bir de çağırdılar. Oradaki sıkıntılar konuşmaya veya ziyafet etmeye, bizim Türkmen listesine destek olmaya. Oraya işte ulaştık tabii arabamızın yanında bir araba patladı. Ben buradan şehit ailesine, bizim mühendis Zirai mühendisin şehit ailesine başsağlık diyorum. Tabii ben çok üzüldüm de bir gün sabah bildim de 13 kız kardeşinden tek oğlan. Maalesef. Yani hakikaten çok üzücü bir. Doğru. Yani o aile tek oğlanı bir böyle zorufta mühendis etmiş. Çok onu zamanla bir insan ulaştırmış. Ama o kazandı, biz kazanmadık. O şehit oldu. O dünyanı kazandı. Allah rahmet etsin. Allah ya Rabbi ehletlerine, 13 bacısına sabır selvan versin. O yaralarımıza da, ben kendi kurmalarım olsun ya da diğer yaralılara da acil şifalar diyarık. Orada 20 kişi yakın insan yaralandı. İşte kimin yaralıları ağırydı, kiminki de işte hamdolsun Allah'a 100 bin ki şükür. Allah'ın lütfundan idi. Patlama büyük bir patlamaydı. Ama gene de Allah'ın lütfundan büyük bir zarar vermedi. Ama oradaki insan maddi ve insan zararları da işte şehidimiz oldu. Tabii ben bundan bir hafta önce bana geldiği belgeler göre bir böyle şey var. Saldırı olacak. Kendine bir bak. Tanıdığımız emniyet adamları var. Hemen onun arkasından bazı tedbirleri aldık. Ben ilk defa da 14 yıldan sonra siyasette çalışırım. Hızlı arabaya bindim. Yani musaffah arabaya bindim. 4 gün önce. Belki o arabada musaffah olmasaydı zaten bizim arabayı da yani aynı şeyde aynı zamanda saldırı oldu. Ama işte araba hızlı olduğuna, musaffah olduğuna camları geçmedi. Bize şehitliği nasip etmedi. Ben bu saldırını yapan insanlara bir şey demek isterim. Tabii biz eminik. Bunlar saldırı yapacaklar, tehdit edecekler. Bizi evlerimizde ya da her yerde durutmak isteyecekler. Ama bence de Türkmen milleti Kerkük'te sirkindi. Biz bu davadan da geriye çekilmeyeceğiz. Bu yola gittik. Bu yoldan da çekilmeyeceğiz. Ben bundan evvel kurşunu da yedim. Bundan da önce 2 kere 3 kere bir böyle saldırı görmüşüm. Ben böyle bir saldırılar durmaz. Bir de eskiden bir tarihi bir mevkuf var. Salam olsun İmam Zeynabdin dedi ki, beni dedi ölümle tehdit etsen. Ölüm bize adattı ve karamatımız şehadat. Yani şehit olmak insanların belki Müslüman dünyasında inancı olan bir kadıya büyük bir umuttu. Doğru. Onun için biz demirik kendimize bakmırık. Ama bir işlerde geriye çekilmeyiz. 2 ay önce ben en yakın arkadaşımı şehit verdim. Aynı partide, aynı yolda çalıştığımız insan. Biz hele de o şehidin arkasında kimler onu yaptı aktarırız. Bu ikinci saldırı da oldu. Ama 3 de olsa, 4 de olsa biz bu yoldan, bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bu da kesin belli ki kendimiz, avlistemiz karşı tarafları korkuttu. Kesinlikle. Terörü,
ya da siyasi bölümde bize karşı çıkan insanlar. Biz tabii bizde bazı belgeler var. Biz onun üzerine işleriz. Ama her kimiyse biz ona ulaşacağız. Onu da inşallah millete ve devlete ve vatana ibret ettireceğiz. Onu açıklayandığımız zaman, her hardaysa ulaştığımız zaman biz onu millete açıklayacağız. İndi detaylı bu mavzuya girmek istemiyoruz. Ama biz de yani bana diyen insan ki sen istihdaf olasan tabii yerler de tehdit et. Kimler sana bu saldırını yapacak? Peki bunun önüne geçilmez mi? Yani madem ki size haber geliyor işte böyle bir saldırı olacak diye. Yani bunu bilenler kesinlikle güvenlik güçlerinin bundan haberdar olması gerekir. Neden bunun önünü kesmiyorlar? Tabii Kerkük'te yüzlerce aday var şu anda. Nasıl yapsınlar ya? Ben buradaki Kadim Kafihtir Hap'tan konuştum. 5 gün 6 gün önce partinin kapsına acil bir şekilde polis gönderdi. Sağ olsun. Bizimle de fikir danıştı. İşte böyle böyle yap dedi. Telefonumuz sizde var dedi. Ama biz seçime girdik yani. Ben milletle halkla konuşmak isterim. Her yere gitmek isterim. Büyükbazar'a giderim. Musalla'ya giderim. Bir gün Beşir'e giderim. Yani köprüye giderim. Ya biz seçimi televizyonla ya da Facebook'la ya da hayatımızla biz direkt milletimiz görmek isteriz. Zaten biz milletimiz içinden kopan bir insanız. Ne yurt dışından gelmişiz ne de biz 2003'ten ve ondan da var bu milletin içinde yaşayan bir insanız. Ben bu milletten nece parçalanacağım, nece uzağa düşeceğim. Zaten adayım, bu milletin adayıyım. Kendimin adayı dögülem ki. Ben zaten bu millet içinde yaşamışım. Nece uzağa olum özlerine yani. Olan dögüyor yani. Ben bu iş durmayacak. Ben hayatımı normal seçimi yapacağım. Kendime de, listeye de ve demokratiye de yani seçim sistemine de destek olacağım. Evet. Daha daha fazla hızlı çalışacağım. Bence de bu daha mısır bir şeye döndürdüm yani. Yani istekli, azimli, daha fazla iradeli olup da ne olursa olsun her şeye rağmen yolundan vazgeçmemek. Hani aslında şöyle bir tarih de var. Yani Türkmenler özellikle de hani 1959'u bir kenara bırakalım. Altın Köprü katliamını da bir kenara bırakalım ki bunlar unutulmayan tarihler ama 2003'ten sonrasında da zaten Türkmen halkı hala günümüze kadar şehit vermeye devam ediyor. Galiba şehit de vermeye devam edeceğiz ama ne mutlu Türk'üm diyene şehitler ölmez, vatan bölünmez. Milletimizin başı sağ olsun. İnsanlar şehitlerin kanıyla vatan temizlenir. Evet. Şehitlerin kanı, ruhu bizim insanlarımıza her zaman doğru yolları gösterdi. İnşallah bu vatan bizim vatanımızdı. Bu toprak bizim vatanımızdı, bizimdi. Bu toprağa sahip çıkmaya her şeye hazırız. Evet. Tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Sağ olun. Umuyoruz ki sadece size karşı değil, bundan sonra hiç kimseye karşı böyle bir saldırı düzenlenmesin ve artık Kerkük olsun, Irak olsun, kuzeyinden güneye kadar biz, rahatlık içerisinde yaşayalım. Biz yani. Seçimi bence de bu saldırını yapan insan tabii terör ama terörün arkasında siyasi terör var. Doğru. Destekleyenler var onun. Bence o siyasi terör o sandıkla bizim karşımıza geçsin. Demokrati yoluyla bizim sandık. Bizim düşündüğümüz gibi düşünsün. Yok araba patlamayla, yok bombayla, yok saldırıyla. Bunun sonucu yok. Hiçbir ülkede bunun sonu olmadı. Biz de bunu karşılamız, milletimizden karşısında bize seven insanlar, sandık başına gidip 100 günüm için seçen insan, eyvallah bu saldırıya, teröre kalkan insanlara yanlışsın diyelim. Ama ben normal hayat yaşadım. Bir gün sabah bizim Türkmen heyeti Kerkük'te, güzel üniversitede tabii gençlerimiz, Talebe Birliği, Türkmen Talebe Birliği güzel bir program yapmıştı, kültür programı yapmıştı. Sabaha kalktım gittim onlardan geçirttim. Güzel öğrencilerimiz, gençlerimiz, güzel kızlarımız bizim elbisemizi zubunu girip ya da bacılarımız güzel Türkmen yemeği yapmışlar. Kerkük'ün tarihinden fotoğraflardan yapmışlar. Çok güzel bir hayat geçirdik. Ondan sonra da gittim memleketin ortasında kendi üniversitemin bir il mezun olan insanlarla köprü başında fotoğraf çektim. Zaten şu emniyet insanı bana dedi yapmasan böyle dün saldırı oldu ya bir gün sakin ol. Yapamam. Hayatım devam edecek. Peki, şimdi yavaş yavaş artık seçimlere geçelim. Çünkü yaklaşık
Bir aydan az bir süre kaldı. 12 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimler ve gerçekten Kerkük'ten özellikle de 123 listesinden beklentiler çok yüksek. Vatandaşlar bundan sonraki süreçte daha fazla milletvekilinin parlamentoya gidip ve milleti adil bir şekilde temsil etmesinden yana Kerkük'ün sıkıntılarından bahsedecek olursak fevkalade sıkıntılar mevcut. Sadece Kerkük değil, gerçi Irak'ın birçok bölgesinde. Ancak ne kadar milletvekili gönderebilirsek o kadar avukat seçeceğiz. Tabii ki de kesinlikle milleti temsil eden şahıslar olacak orada. Şimdi bunu gerçekleştirebilmek için, bu listeye oy verebilmek için, daha fazla milletvekili gönderebilmek için vatandaşın üzerine düşen görevler nedir? Sizin üzerinize düşen görevler nedir? Ben bu konuda bir şey konuşmak istiyorum. Tabii seçimde Kerkük'teki seçim 18 vilayet kimin de uyuyor. Bizim Irak'ta 18 vilayette seçim olacak ama Kerkük farklı. Evet. Kerkük'teki 12 Mayıs'taki seçim Kerkük'ün 1921'ine benzeyecek. Ne 59'a benzeyecek, ne 68'e benzeyecek. Devlet kurularken Kerkük ne demek? O zaman eyvallah, Irak devleti haritası olarken Kerkük üzerine bir konuşma olundu. İngilizle ve Türk, Osmanlı hüküm zamanı. Yeni kurularken Kerkük ne olsun? Kerkük sonucu ne olacak? O da zaten o Yunami'de, Yerman Müttehide'de geçti. O zaman da Kerkük üzerine plan var idi. Biz ondan sonra başladı planlar ve 59'daki katliam oldu. Ondan sonra 68'den başladı. Baas Partisi geldi, dedi zaten Türkmen yok. 2003'e kadar tabii şehitler oldu. Tisrin'de, Köprü'de, Beşir'de, her yerde. Türkmen yeri kalmadı ki şehit vermez. Onlarsa binlerce arasalarımız gitti, yerlerimiz gitti. Bunlar hepsi Türkmen'i Kerkük haritasını yok etme planıydı. Tabii Türkmenler 94-2003'te çok mutlu oldular. Saddam gitti, tek parti gitti. Baba çocukların şehit eden parti gitti. Arasamız dönecek, hakkımız dönecek. Biz de normal hayat, normal sıradan geçen vatandaş. Yani fark bilmeyen bir vatandaş olacağım. Ama onu Kerkük'te görmedik. Tabi ister istemez Amerikanlar Kerkük sistemini istedikleri gibi kurdular. Türkmen'i o siyasette yok etmeye ben birinci günden valilikte çalıştım. 11-4-2003'ten. O zaman üstümüze planlar oldu. 2003'ten 17-10'a kimin Kerkük'ün Bağdat'a bağlantısı bez parayla oldu, aylıkla oldu. Yani %75 emirleri birisi Kerkük'ten vali yapardı ya Süleyman'dan ya Erbil'den. Kim hakimdi Kerkük'e belli döküldü. Yani biz hara bağlıydık, malum döküldü. Onun 2003'ten sonra, yani 17 ondan sonra, 2017'den sonra devlet buraya geldi gücüyle. Farz sultatul kanun, yani kanunu farz etmek sistemiyle kimseye zulmetmeyen. Tabii o devletin ya Kürt'ten alsın, Arap'a versin, Türkmen'e versin sistemi döküldü. Onun için oradan hayat başladı. Onu biz 2018 seçimi Kerkük'te ilk seçim gördük. Ben şahsen iki seçim görüyorum. Ala rağmen ben kendim 2010'da da 2014'te de seçime girmişim. Biz onun için Türkmenler bu seçimi o kadar ehemmiyet gördük, o kadar geleceğimiz gördük. Birleşmek kararını aldık. Bu da bizim döküldü. Milletimiz, halkımız, herkes bizi arardı. Bana 50 tane telefon etti. Liste başkanlığına telefon etti. Bir oğlum, beraber oğlum yeni başladık. Sahip çıkan memleketimize. Hamdolsun 100.000 kere şükür. Ben diyemem %100 ama en az %90-95 adayları bir listede topladık. Biz temenni ederdik bazı kardeşlerimiz ayrı yerde olanlar da bizimle olsunlar. Ama tek Türkmen listesi diye, liste diye ben diyorum. Onlar da Türkmen her yerdeyse. Tek Türkmen listesi diye bizim listede toplandık. Her yerden insan koyduk. Mühendisin, doktorun, avukatını, belki farklı fikirlerde gazete açını her yere herkesin bu listeye koydum. Ben vatandaşımızdan milletimize bir şey demek isterim. Bu liste 123 listenin içine bakmadan sen bu liste Kerkük'ün kimliğin belli edecek. Doğru. Sen ilk defa listeye bak. İçindekini kimseye bakma. Çok önemli dök. İlk defa 123'ün önüne düşün, evden çıkıp gidip bir mühür basacaksın. Bir orada tamgayı basacaksan, bunu basarken bizlere vermiyor. Özüne verir, uşağına verir, geleceğine verir.
Biz beklediğimiz ayın 13 Mayıs'ta ili seçim bitenden sonra Türkmen bayramı olsun. Türkmen bayramı nece olacak? Liste en çok ses alacak. Alt yazı geçecek, dünyaya dağılacak. Ne diyecekler? Kerkük'te Türkmen birinci liste çıktı. Bu zenginliğimiz. Hele de milletvekili, neçe milletvekili kazanı ondan da oval. Yani mesela önce Türkmen 125 bin ses alırsa, diğer listeler 100 bin alırsa, diğer 110 bin alırsa onları zikretmeyecekler. Resen alt yazı çıkacak, son dakika diye çıkacak. Kerkük'te Türkmenler birinci sırada geldi. Yani Kerkük Türkmen şehri diye bir şey geldi. Hı hı. Bu 1921'den kurulan planı 13 Mayıs'ta yok edebildik. Kime güvendik bunu? Milletimize güvendik tabii. Karşımızdaki millet bizimle yardımcı olursa bu 123 birinci liste çıkarken Kerkük'ün kimliği mühürü basılacak. Kerkük Türkmen bir memleket. Bu demek ki biz içinde Arap'ta yaşayacak, Kürt'te yaşayacak kardeşlerimiz. Tabii onlar da bizim kardeşimiz, bacımız. Ama da ister istemez tarihi belli memleketin. Bakır bütün tarihleri belli. Bizim gördüğümüz belli. Bizimle yaşayacaklar kardeş kimin? Ama bizim memleketimizde ortak diye yaşayırken ama hakkı olan insanların birisiyiz. Bunu liste diye konuşuyorum. Listeni birinci liste çıkarsan onun için bir millet kardeşimize, bacılarımıza derim. Adaylardan küsebilirsiniz. Adayları gene bilmeyebilirsiniz. İnsan zor edemez. 18 aday, bacımız, kardeşimiz, hepsi güzel adaylar, hepsi fikirli adaylar, milli ruhu olan insanlar. Bu adayların hiçbirisin, ya Erşad-ı Ammar, Hasan filan hiç kimsin şey etmem ki. Etme ya kardeş. Get listeye oyu ver. Türkmen davasına, Türkmen milletine, Kerkük kimliğine, toprağına bir mavi bayrak diye, gök bir renk olsun diye oyun ver, ondan sonra çık. Evet. Tabii o seçmen iki ses verebilir. Bir listeye verip biri tek çıksın. Ya da listeyle gidip 10 kişi Ammar'a verirse verebilir. Ama bir 123'e verirse iptal olmaz. Ama beso Ammar'a 10 kişiye verirse iptal olur. Yani gerek icbaran iki oy listeye verer, sonra oyun içine girer. Evet. Biz de indi, ricamız budur milletimizden. Bizi utantırmasın, bizi diyor ki özün meni özünü utantırmasın. Bizi dünyanın gözünde Kerkük'ü, uşağını utandırmasın. 123'e ses verecek. Eyvallah. Bu birinci liste çıkandan sonra her de milletvekili 4 oğlu, 5 oğlu o ayrı konudur. Tabii liste meselesinde 1000 ses, 2000 ses, 5000 ses milletvekili artmağında fark eder. Doğru. Sen ihtimal 2 milletvekilini 60 bin ses alasan, 3 milletvekilini 90 bin ses alasan, ama ihtimal 120 bin sesle 5 milletvekili alasan. Büyük listeler, Irak'ın Santiligo kanununa göre, bir pointe göre büyük listeler sonuçta büyük sayı alırlar. Yani 100 bini geçenden sonra belki 5 binden bir artı daha olur. İlla şer diyor ki mesela 30 binle bir sandalı alırsa, şer diyor ki 30 bin ister hatta 5 sandalı versin 150 bin olsun. Yok. 100 ihtimal 15 binde, 120 binde o bir listeler azalsalar sen 5'e dolaşabilirsin. Bizim umudumuz milletimizden birinci liste çıkak. En azından 12'den 4-5 milletvekili kazanacağız. Lene zaten biz Kerkük'te Türkmen listesi tek liste almışız. Ve Irak'ta da Türkmen listesi diye Türkmen kardeşlerimiz Diyale'de ve Duskurmatı'da diğer listeler anıbiler. Onlar da parlamentoda birlik beraberlikte bekleriz. Ama bu 123 gözü bütün Türkmenlerin özünde. Bütün Türkmenlerin ve Diyale'den, Tuzkurmatı'dan, Musul'dan, Tilafer'den, Erbil'den herkes bu 123'e bakır. Buradan ışık çıkacak, buradan güneş çıkacak, buradan ışık her yere ulaşacak. Kerkük'te 21. liste 123 çıkarsa Musul'daki, Tilafer'deki, Diyale'deki, Tuzkurma'daki projeler de yerir. Umuyoruz ki tabii ki de 28-29 gün sonra yine Türkmenili televizyonu canlı yayın yaptığı zaman altyazıyı geçelim ya da ana haber bülteninde olsun ya da yine bir program yapalım ve Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi listesinin, Kerkük Türkmen Cephesi listesinin bir numaralı liste olduğunu. Ayın 13'ünde bayram ederiz inşallah. Tabii ki de umuyoruz. Biz alışmışız birlikte... bu televizyon her zaman bayramlarımıza katılır. Evet, biz yani hayır biz kesinlikle öyle değil yani Türkmenili televizyonu yıllardır burada en doğru en adil bir şekilde bütün dünyaya Türkmen halkının, Türkmen milletinin bütün sıkıntılarını olsun, gerçekleri
haberi olsun her şeyi aktarıyoruz. Gerçekten. Ve aktarmaya da devam edeceğiz. Ki bu yüzden de bugün buradayız. Milleti daha fazla bilinçlendirmek için, yani sadece Irak'ta yaşayanlar değil, sonuçta komşu ülke Türkiye'de olan yine seçmenler var. Ya da Danimarka'da var, İsveç'te tabii, var, Hollanda'da var. Onlar da bu seçimde ben Kerkükli diyenden Kerkük'te yaşayanlar demiyorum. Yok kesin. Tabii. Dünyanın her yerinde Kerkükli'ye diyorum. Dünyanın her yerinde Kerkükli'ye diyorum. Türkmen listesine ses ver. O da diyor ki ben Arap Kürt kardeşlerimize derim. İsterse Kerkük'te huzur yaşasın, emniyet yaşasın, adalet yaşasın. Bu listeye ses verecek. Bu liste bence de daha fazla kardeş olacak. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Yani yaklaşık 2-3 gündür kulağıma gelen bazı söylentiler var. O da Arapların bile 123 listesine oy vereceklerine dair bilgiler geldi bana. Olabilir. Yani şu an birkaç aile duydum. Irak Kerkük Türkmen cephesine oy kullanacağız. Çünkü Kerkük için en fazla çabalayan Türkmen milletvekilleri oldu dediler. Özellikle de bayrak krizi konusunda. Bir de Kerkük'te bir diktatör vali vardı ki maalesef ki Kerkük'ü dağıtmıştı. Ve Kerkük yeniden bir nefes almaya başladı. O yüzden birkaç aile duydum ki yani Kerkük Türkmen cephesine listesine oy verecekler. Tabii bizim adayların da sevenler de var. Kesinlikle. Her milletten. Tabii. Onlar da verebilir. Bir de hakikaten mesela sen devletin memurlarına, dairelerine gitsen. Bizim mesela bazı dairelerde bizim 17'de ondan sonra, Türkmen gelen müdür gelenden sonra o dairede büyük huzur yaşandı. Hı hı. Yani bir böyle baktı ki Kürt kardeşimiz, Arap kardeşimiz, özü Türkmen. Ama her kişide bir gözle bakır. Bu çıksın, bu Türkmandı, bu Arap'tı, bu Kürt'tü. Yani Türkmen olduğu yerde huzur olur. Bunu ne aksedirir? Oradaki Kürt de Arap da düşünecek bu listeyi versin. Yani biz manası diyor ki, yani Ammar yarın bir gün milletvekili oldu. Bir Arap olsun, Kürt olsun, Hristiyan olsun, Kerkükli gelip mazlumiyatından konuşursa onun yanında durmayacak. Şöyle, biz Allah'ı tanıyan, Allah'ın yolunda yürüyen bir insanız. Bizim zaten bizim kardeşlerimiz milletvekiller olsun ya da o bir adaylarımız olsun. Devlet memurudular, gelen müdürdüler. Onlar o dairelerde bellidiler. Hiçbir zaman fark etmediler. Bizim zaten adaylarımızın içinde bir fark eden birisi yok. Bacılarımız olsun, kardeşlerimiz olsun. Onun için ister istemez ama gerçeği de bu. Bu seçim bir kez milli bir seçim olduğuna kesin %90 sesimiz, %85 sesimiz milletimizden alacak. Kesinlikle. Onun için milletimize diye muhatap olundak, o bir milleti karşı tarafımız almak istemiyor. Onlar da bizim kardeşimiz. Zaten indi dün ben parklamaya, saldırıya girerken ben hastaneye gittim ki ben kendi korumaların başında durmuştum. Yaralılar da geldi. Sağımda Arap da vardı, solumda Kürt de vardı. Doğru. Zaten bomba parklayanda, araç parklayanda bir millet ölmez ki. Hı hı. O su kötü olanda. Bakın çöp Kerkükli kaldırdı. Yani maalesef. Çöp Kerkük'ü kaldırdı ki çöp haradaydı? Türkmen'in de kapsında, Arap'ın da kapsında, Kürt'ün de kapsında. Ya bir Türkmen valisi olsaydı böyle bir çöp dağılırdı Kerkük'te. Kesin olamaz yani. Hı hı. Ben inanmıyorum yani. Peki bu konuyla madem ki giriş yapmışız o zaman şu şekilde devam edelim. Şimdi gönül ister ki 12 affedersiniz yani listede olan bütün adaylar kazansınlar. Yani tabii. Parlamentoya hepsini milletvekili olarak gönderelim. Gönül bunu ister ancak şayet Ammar Kahya olarak milletvekili olursanız, seçilirseniz ve parlamentoya gelip de Türkmen halkını temsil edecek olursanız kesinlikle aklınızda bir numaralı bir proje vardır. İlk önce bunu yapmam gerekir. Daha sonra teferruat. Aklınızda ilk olarak neyi düşünüyorsunuz? İlk olarak... Belki biraz zor soru oldu. Yok soru değil. Tabii neden aday oldum ki zor olurken? Evet. Böyle olamaz. Yani kendim yolumu tanıyan bir insanım. Hı hı. Boşuna seçime girmedim. Milletimi tanıdığım, milletim güvendiği, kendi fikrimdeki ya da arkadaşlarımızla beraber. Ben ilk defa adım çıkarsa inşallah ben bu elbiseyle bizim Sayın Başkan'da dönem bazı bir sen girmişti. Ve diğer mesela bizim kardeşimiz Mimaroğlu yanında. Evet, yine dün program yaptı. İnşallah ki bir zubun çeket yerine inşallah gelen parlamentoda 5-10 milletvekili zubun çeketle gitsin. Hı hı. Ben ilk yaptığım şey bu olacaktı. Bizim başkanla inşallah Niyazi Bey'le zubun çeketle oraya girelim. Birinci gün yemin ettiğimiz gün bu elbiseyle olalım. Karşı tarafa bir mesaj olsun. Belki bütün dünyaya. İnşallah. Tabii karşı taraf demek ki dünyayı deriz yani. Biz evet. Ki şey demiriz, insanlar tek bir tarafı demiriz. İkinci, benim şahsi görüşümde Kerkük'ün valiliğine çözüm bulmak lazımdı. Hı hı.
Tabii biz çok bekledik validen kurtulmak için. Çok çalıştık. Sayın bizim milletvekillerimiz sağ olsunlar. Sayın bizim çok teşekkür ettiğimiz Niyazi Bey'den sağ olsun. Biz çok çalıştık bara bara onları bu millet valini geri ödene almak için. Ama biz zannetmedik ki bu valinin yerine biz zaten benim kendi planım geçici bir Türkmen valisi olsun. Kerkük'te huzur etsin, demokratik bir seçim olsun. Ama maalesef vali yardımcısı olarken işte bazı baskılar oldu Ali taraftan. Vali yardımcısı teklif olundu. Vali yardımcısı da bence de iyice bir devranmadı. Zaten eski valinin yardımcısıydı da. Zaten onunla ortağılığa geçmiş, hayatını geçirtmiş. Hiçbir değişim olmadı. Yani bakın valilikte 12 kısım var. Yani bölüm var. Hiçbirisi Türkmen değil. Hiçbir şey değişmedi. Zaten eski iş adamlar hapse döndü. Eski yatırımcılar hapse döndü. Zaten bu vali projedaydı. Eskiden yani o valinin yaptığı projede bu vali de var idi. Bir de adam da veya yanlış şeyler yaptı işte. Çöpler çeddanı kaldırdı, yanlış karar aldı. İşte internet sıkıntısı var ya işte elektrik sıkıntısı var işte izin verdi tabii eski vali vermemişti. Bu yeni sisteme, yeni sistemde de milletlere büyük büyük paralar çıkırı. İş adamları işini durduru. Bu vali tabii büyük sıkıntı yaşantırdı. Ben milletvekili olarken ilk projemde biz özellikle Kerkük'te yeni bir vali seçmemiz lazım. Tabii ben de bir gün başbakanlığa sözlendim basın toplantısında. Acil bir şekilde seçimden de evvel vali seçsin. Bu vali bu seçimi ya da bu 6 ayı idare etmez. Biz temenni ederek de Türkmen valisi seçsin ya da Bağdat'tan birisini seçsin. Hiç kimseye fark bilmeden bu Kerkük'te huzur yaratsın, yavaş yavaş seçime gidelim. Tabii bizim hakkımız, ikinci planımız milletvekili olarken birinci günden çalışacağız nece valilik Türkmen olsun. 14 yıl bir arkadaşlarımız idare ettiler Kerkük'ü. Ondan evvel devlet kurulanı Arap valileri idare etti kardeşlerimiz. Bence de hakkımızdı. Ben imanım var ki, inancım var ki Kerkük'te Türkmen vali olursa, seçtiğimiz valiler olursa Kerkük'te bütün millet ondan memnun olacak. Onun için birinci projemiz budu. İkinci projemiz benim kendim insanın dağladığı insan yaranı bilini demek. Doğru. Benim burada yaşadığım arası meselesi var. Yer, tapu. Türkmenlerin şehitler Türkmenleri yıkmadı. Bes Partisi çok şehit verdi. Her yerden şehit var. Hardan şehit yoktu. Ve Beşir'den başla köprüye git. Tüsüne gel. Tırkalan'a git. Kümbetlere git. Bilava'ya git. Kızılay'a git. Her isen Leylan'a git. Yahya'ya git. Her yerden şehidimiz var. Musalla'dan, Korya'dan, Çukur Mahallesi'nden her yerden şehidimiz var. Ama şehit insanı yıkmaz. Doğru. Ama Bes Partisi bize ne etti? Bizi elimizden tapularımızı aldı. Türkmen'i yok etmek için arasalarımızı aldı. Onu da milleti, çokluk bir milleti az gösterdi. Fakir etti. Zenginliğini aldı elinden. Yani zengin insan birisi ölürse üçten de uşağı olabilir. Ama bizi ne etti? İşi almam, toprağı vermem. En önemli mesele biz parlamentoda ben kendime cebime bir kağıt koyacağım. Bu kararlılık edeceğim. Bu tür yerler döndüreceğim. Bu ikinci benim projem. Yani en önemli bizim her yerde Bes Partisi'nin aldığı kararlılık edeceğiz. Millet cebine tapu koyacak. Kiraçı görmezsin özün. Bakın hiçbir insan kiraçı evde yukarıya tok olmaz. Tapulu evde tok olur. Doğru. Biz de Kerkük'ün tapusunu istirik. Yer altısını istirik. Zaten bizim. Zaten Bes Partisi bunu planla, demografi bir siyasetle aldı. Yani hak yoluyla da almadı. Hak yoluyla alsaydı, gelip de kıtar mahattası 50 metredi kinarı gerek ev yıksın, 5 kilometre yıktı. Yani bu yandan 4 kilometre, bu yandan 9 kilometre, 50 metre yerine tisini yıktı. Tisini yıktı. Leylan'da ne var idi? Kıtar mahattası var idi. Kızlıyar'da ne var idi? Yahyava'da ne var idi? Tirkelan'da ne var idi? Kümbetler'de ne var idi? Bilava'da ne var idi? Kıtar mı o hattası var idi? Bizi kimlikimizi yok etmek için. İdamlar, siciller, Basra'dan Zaho'ya kim var? Ama hiçbir yerde bu kadar tapu alınmadı. Bu tapuları döndürmek bence de boynumuzun borcudur. Üçüncü emniyet. Emniyet de birbirine bağlıdır. Kerkük'te vali Türkmen olursa, iyice birisi olursa, bir de pek temiz subaylar. Reşvet almıyor subaylar. Onlara destek olacağız. Bir de bizim 50 il Türkmen kule askeriye girmez, kule şurtaya girmez. Yani üniversiteye girmez. Askeri üniversitelere. Onun için biz şimdi bir bakarsak Kerkük'te ne kadar çalışsak %10 döyülük subaylarımız.
Biz bunu necə şey edebildik? Özel şey açılacak, devre açılacak. Yani kulye askeriye, kulye şurta, ceşin, askerin, polisin özel zabıt. Yani bəs Türkman çıkacak. Bunu bir yılda çalıştım Niyaz kardeşim. Olmadı, yetirmedik. Ama ben milletvekili olursam, ben istersek Irak'ta bir de Türkmenler, normal insanlar kimin olsun, Arap, Kürtler kimin olsun, gerek o kadar da subaylar olsun, zabıtlar olsun. Yani subay olmak, bizim milletimiz 50 yıldır subaylıktan uzak olup şeyinden çekiyoruz. Yani milletin içine güçlendirmekti. Tamam, mühendis de doktor da mıydı? Ama subaylık o aileni, o mahallenin huzur yaşatır. Bir de işsizlik. Büyük bir atamalar. Atamalar. Bizim milletimiz 50 yıldır bekleri. Yani o zaman işte Türkmansan göreve geçmesen, Türkmansan senin petrol şirketini almazlar, Türkmansan senin elektrik dairesini almazlar, Türkmansan senin filan yer almazlar. 50 yıl biz 2003'ten de sonra sıkıntı yaşadığımında, onun için biz 50 yıllık işsizlik insanlarımız var. Yani indi batalı her yerde var. Bu sıradan Zahoy kim? Ama Kergün Türkmanca yoktu. Yani Türkmanlar daha çoktu. Biz buna gerek bir çözüm bulalım. Bunlara utanmadan, ben şahsendirem, utanmadan bunlara destek olalım. Milletimize iş bulmamız lazımdı. İş bulmak şart değil de illa devletten. Mesela size bir örnek vereyim. Özel sektörler de olsa. Basra'da yabancı şirketler var. Petrolde çalışırlar. Tabii eski varı burada koymadı çalışırlar. İnşallah milletimize buradan direm. Çok şirketler buraya gelecek. Türk şirketler, Alman şirketler, Fransız şirketler, büyük şirketler gelir burada. Petrol yatırımı yaparlar. Basra'da çalışan insanlar ne kadar bilirsiniz? 22 bin. Yani bizim Kerkük Petrol Şirketi'nin 16 bin memur var. Basra'da yabancı şirketlerde çalışanlar 22 bin. Daha fazla. Yani biz düşünürük, burada bana geldirin, beni mamur eder. Sana Ammar Bey, beni mamur eder petrol şirketi. Ama onlar buraya gelseler, beni demez burada çalıştır. Diğer yabancı şirkette çalıştır. Neden? Onun verdiği para bir iki kat. Yani indi Basra'dan arkadaşlarım var mühendis. Devlet petrol şirketini, Güney petrol şirketini terk edip geliri mesela Rus şirketinde çalışıyor. Türk firmasında çalışıyor. Neden? Orada 500 dolar aldı, orada 1500 dolar aldı. Tabii herkes iyi para, iyi yeri seçer. Onun için biz böyle bir projeler de var. Milletvekili olarken sen tabii oranın avukatı olacaksan burada bir insanlar çalıştıracaksın. Çok insan Kerkük'te sıhhat meselesinde çok bir sıkıntı yaşıyor. Yani üzülerek diyorum. Hastanelerde dermen yok. Maalesef. Hijyen de yok aslında hastanelerde. Yani sen gitsen. İlgi yok aslında gerçekten. Yani insan sen ki bizim hastanelerde insan diyor. Maalesef. Hastaneye geliri, doktor gelip bir kağıt yazdırı, bu dermenler arasan. Kağıdı hastaydan olan insan görse derken, dedi bak kusura bakma burada yoktu. Kanşar'da dedi bir egzikhane var. Sayıdeliye var, oradan git geldi. Ya onun parası olursa neden gelsin devlet hastanesine geldi? Yani en az %75 dermenler yok. Bunu televizyon isterse beraber yarın gider hastaneye. Bütün hastalardan tek tek sorabilir. %75 dermen yok. Çok çok cihazlar sakat. Yani ya bizim eski cihazlar diyebiliriz yani onlar yenilenmedi. Yenilenmedi. Teknoloji modern bir şekilde olması bizim indi gerekiyor hastanede. Bütün imkaniyatı olan insanlar hasta olarken ya Türkiye'ye gelir ya İran'a gelir ya Ordu'na gelir, ilaç gelir. Ve fakirler ne olacak? Mekteplerimize gelsen o terbiye, o eğitim ile biz orada ilk şehidi verdik. Allah rahmet eylesin buradan Ustad İbrahim Özün'ün ailesine. Tarihi bir insanıydı o ya. O eğitimimizi elimizden çıktı çıkmadı eğitim depreme gitti. İndi mektep var 3 doğum yediri. 3 saat oturur. Dershanada yarım saat ders alır. 5 dakika fırsat aldı. Ya öğrencinin bir piskit yemeye vakti yoktu. 3 saatte hayatta dünyada bir şey yoktu. Ben buradan uyduda çalışırım. Bütün dünyada 3 saat öğrenci okulda ders alma imkanı var. 6 saati nece 3 saate düşürdürük? Yoktu bir böyle şey dünyada. 8 saat en az. 6 saat yani belki şey olsun üzerine 3 saat bir sistemi yoktu. Bir de ben mesela öğrenciyken 1 saatlik şeyimiz vardı. Res vardı. Tabii. Yani saat 8.30'da ders başı yapardık. 12.30 öğlen vakti 1 saat ayrılırdık okuldan. Sonra 1.30 tekrar okula geri gelip saat 3'te çıkardık. Tabii o zaman burada aslında burada değildim zaten. Türkiye'deyken çocukken. Ya da burada bu şekildeydi. Neden burada, böyle olmuyoruz? Burada
Bütün yani yüzde en az 75 bizim okullarda usu yok. Elektrik sıkıntısı var. Ya pencere kapılara bakarsan sanki %50 kırgın. Yani kış gelir yaz gelir. Öğrenci sanki hapishaneye gelir. Paltoyla oturmuş. Hapishaneye hoca gitmiş. Bile. Hani gerçekten ya da hocanın oturduğu odaya bir git bak. Maalesef. Hocanın yaşadığı yer, hocanın içtiği, hocanın buzdolabı var mı? Yani bizim okullar, yani özellikle Haskanlar okullar, bu Irak'ın her yerinde sıkıntı var. Ama Kerkük özellikle çok bir büyük sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle bu IŞİD'in, DAEŞ'in girenden sonra biz temenni edirdik DAEŞ, Kerkük'ün yani Havice, Raşad, Güney'i alınan temizlenenden sonra herkes evine dönsün. Biz onlara misafirlik ettik. Ama onlar maalesef yeniden gidip pıtaka seken de çıkartmaya başladılar. Yani burada devamlı kalmayı da düşünürler. Tabii burada huzuru da bozdurlar. Onların emniyetlerinde sıkıntı var. Onlara Sayın Vali destek olur seçim arkasından. O da Kerkük'te şu anda çok huzuru bozdu. Yani biz bildiğimize göre 15 bin ile 18 bin aileye izin vermiş. Evet. Tabii kan devletin zorlu olarak döndürmeyi düşünmüyor ama teşvik etmek lazım. Ama bizim Sayın Vali teşvik eder, Kerkük'te yaşattırsınız. Yani biz nerede seçimde belki özbirsiniz liste başkandı, adaydı. Bu da büyük bir yanlışlıktan. Biz temenni ederdik. Vali aday olmayaydı, farksız çabalayaydı. Ve bir gün de başbakandan bunu istedim. Acil bir şekilde vali koysun, fark bilmesin. Yani seçime, millet adaylarına, listelere bir gözle baksın. Evet. Peki Ammar Bey, bir de şöyle bir durum var. Yani ben Kerkük'ün özellikle dikkatimi çeken, ki sadece benim değil. Yani Kerkük'te yaşayan vatandaşların birçoğunun sıkıntısından biri bu. Bunların en başında da sabah erken kalktıkları zaman işte öğrenciler olsun ya da memurlar olsun. İşte Kerkük'te mesela sabit olan iki tane hat var. Biri Bağdat yolu, diğeri de Vasti'ye giden. Ulaşım sıkıntısı ve maalesef özellikle de 2014'ten sonra Kerkük'e göç edenler çoğalınca Kerkük'ün nüfusu da arttı. Doğal olarak caddeler bayağı bir kalabalık hale geldi. Şu an mesela geçenlerde işte trafikte durdum. Şöyle bir sayayım dedim. Etrafımda bulunan 10 aracın 7'si taksi. Neden tabii. Taksi durakları yok? Neden otobüsler yok? Ya da küçük minibüsler yok? Ya da öğrenciler için neden ulaşımı kolaylaştırmak için? İşte ben Bağdat'a Girav'a gitmeden önce ilçe üye meclisinde uyaydım. Orada 2013'te iyice paramız vardı. Veya paramız artmıştı. Rahmetli Münir Kafili, Allah rahmet eylesin, mekan şehidimizi başkanlığında. Orada bir fikir diye konuştum. Biz elektrikli tren yapalım. İstanbul gibi. Yani üst ya alt tren değil. Hesap ettik o zaman 20 milyon dolar tuturum. Bir de onun yanında 40 tane araba lazım. Devlet arabası. Tamam, bunu bütün valilikler, bütün muhafızalar etti. Büyük taşıtlar yani otobüs ya da minibüs. Büyük gibi. Otobüsler var. Minibüsler var, devlet otobüsü. Bunu bütün Telmiyette Kalem diye proje vardı. Bütün Bağdat'a aldı. Bak Bağdat'a geçse uz var. Bütün yerlerde aldılar. Millete bu devletindi diye. Tabii onda çok destek olma imkanı da var. Öğrencilere, tabii işsiz adamlara, engelli insanlara bedava indirmek. Bunlar hepsini yapabilirdik. Bunları yazdık. Yani çok da bastık bunları etmek için. Ama o zaman valilik destek olmadı. Özellikle vali destek olmadı. Yani 20 milyon dolar istirdi tren yapmak. 2 yılda biterdi. Rahmova'dan başlardı. Sınav bölgesine kimin. Yani üniversitenin en sonuna kimin. Biz yarık tıkata hayısına özne. Köprünün yanına. Orada kimin 19 kilometredi. 20 milyon dolarla biter. 2 yılda biter. Yani her yıl 10 milyon dolar. Bizim de o zaman 125 milyon dolar fazlamız vardı. Yani bilmirdik ara sarf edek o zaman. Maalesef destek olmadı. Onun için nedendir vali? Nedendir proje? Bir de ben şahsı rayımda, ben kendimden konuşuram. Milletvekili olarsam tek tek bu projeleri gidip bakanlıkla konuşacaksam bu bakanlığa. Bazıları milletvekilinin işi de öyle. Ama ben bunu millete açıklamak isterim. Yok, milletvekilinin işi. Neden? Bakın bir şey diyeyim size. Irak'ta her şey kanunla yerimir. Yani çok projeler milletvekilinin zorluğuyla, baskısıyla yerli. Yani gidip bakanlığa zor edir, illa bu projeyi yer edeceksen bir basır, iki basır, bakanlık onu yerdir. Yani devlet 14 ilde oturup kendisi plan yapsın, burada haskanı etsin, burada bunu yapsın. Fark bilmesin, Kerbalayla, Kerkük'ün ve Basranlara yerinde böyle bir şey yoktu. Herkes kimin orada bastığı var ise
Mesela bir misal verim size. Burada Kerkük'te hastane var. 400 sandalalık. Kerkük'ün girişinde. Bunu bütün yerlerde yaptırdılar. Hille'de bir milletvekili zor etti. İlla yaptırdı. Açtırdı özün 6 ayda bakanı. Ve bunu bakanı yapmadı. Yani mahfuz hapsi bir taydı. Türk firması da buradaydı. Orada da Türk firması da burada da Türk firmasıydı. O firmanı orada yaptırdı. Bir milletvekili bakan o kadar saldırdı. Ahirde o hastanenin yaptı üstü. Emara'da da böyle bir şey oldu. Misan'da. Ama bizim Kerkük'teki yapılmadı. Onun için milletvekili olarken bizim tamam kanuna göre kanun çıkardı, rekabet eder. Ama gerçekte milletvekili ister istemez milleti avukatlık yapsın. Bakanlığa dosyasını alıp gidip oturacak. Yani biz ağır bir şehit verdik burada. Doktor Yıldırım için bir şehit verdik. Ve neçe yıl oldu adına bir hastane koymadık. Yani bu hastanenin mahfuz biz bakanlık önü günde çadırı koyup oturacağız. Günde gideceğiz oraya. Eyvallah bunu bitireceksen şehit Yıldırım yazacaksın adım. Bir gün, iki gün bakan ne diyecekti? Ya milletvekili kimse kapısını örtemez. Milletvekili her yere girebilir. Kapı örtülen kapının anahtarı cebinde. Zaten onun kimliği onu her yere girdi. Yani onun için biz bu konuda da gerçekten sıkıntı. Ama trafik meselesinde de tabii trafik sıkıntısı yaşarız. Devletin Kerkük'te, ben Kerkük'ten bahsediyorum. Valiliğin zaten bunda planı da yok. Yani ne yenge yol açırlar. Ne de arabalara taksi park edilsen. Ben taksiler topladım. İyice bir konuştuk. Onlarla beraber taksi bir grubu kurduk. Yani teşkilatı kurduk. Onların fikirlerini dinledim. Burada şeye gittik. Trafik dairesine, Murur dairesine gittik. Oradan görüştük. Bakın bir şey diyeyim size. Oraya bir şey gittim, orada bir şey gördüm. Ha yani insan aklım kaldırmadı ilk defa. Ya devletten taksi alır bizim vatandaş. Ona Murur dairesidir boyada sönüz. Evet. Baba niçin boyadım özündür? Yok bir rengi çıkmaz ya boyadı özünü ya da eyvallah işte birisi nece yerdiler özü. Müdür Murur'a dedi. Müdür Murur dedi. Dedim bu Irak'ta yoktu. Ben sende var. Dedi bu bilmiyorum işte biz değişilipti. Kağıdı getirdi. Zabıt geldi. Avval evvel istedi bizi kına etsin. Sonra kağıtlar geldi. Kağıtı okudum. Bağdat nedir özünün? Diri sendir rengi devlet sattığı tekstilere göre kuracaksın. O da konuda geçtik. Taksi park sebebine gittik belediyeye. Ben gene taksiciler yapardım. Adama konuştuk. Dedi bana dilekçe verin. Yerleri tespit edin. Biz şimdi o yerleri tespit ettik. Arada taksi parkı yapsın. Orada yapacaktı. Ama bu konuda devlet aracılar olmasa, yani büyük minibüsler olmasa insanlar halkı getirsin yaparsın. Bir de tren olmasa bir yıl sonra bu Kerkük'te yeni büyük caddeler, yani yeni yollar olmasa, açılmasa hiçbir şey olmaz. Evet. Valilik indekimin Kerkük'ün ana yolun kesmiş. Bilirsiniz. Devlet emniyeti mükafat-ı irhab sabbaları işte yolları açtı. Valilik ol açtı. Her yeri açtı. Valilik açmadı. Yani bizim Kerkük'ün ana caddesi, ruhu Atlas Caddesi'ne çıkan insan eyvallah tisine ulaşmak için Sayın Valinin duvarı, Necmeddin'in yaptığı duvar, Amerikalıların yaptığı duvar Zaribe Dairesi'nin o günde hele de milletin yolunu kesip. Onun için bir bakarsa Kerkük'te ben de Kerkük'lü, sen de Kerkük'lü. En büyük sıkıntı harda da bizim uydunun kanşarında. O da valiliğin suçudur. Bitirmemiz gerekir çünkü. Buyurun. Ambar Bey, son cümlenizi alalım. Hemen son olarak aday numarası ve listedeki aday numarasından bahsedersiniz. Sevgili izleyenler için hatırlatmayı. Bizim ilk defa döne döndük listemize. 123 bizim umudumuz. Ben de orada kardeşimiz 12. sırada. Teselsülüm 12. İnşallah güvenirik bizim milletle. 12. sıra başkanı geçmeden 2. sıraya tomahımız var. Ve biz umudumuz bu liste 4 milletvekili parlamento yol açtırı. Bizi de Allah nasip ederse, eğer hakkımızda var ise bu millete hizmet etmek, bu milletin avukatı olmak, inşallah bu zubun çeketten bu milletimize evet. O parlamentoda destek olacağız. O parlamentodan Kerkük Türkmen valisi koyacağız ve Kerkük'ten Türkmen bakanı da koyacağız.
diyorsunuz ve biz yemin ettik biz olmuruk ama Kerkük'ten Türkmen Bakan seçeceğim. Umarım inşallah diyorsunuz ve başarılar diyorum. Değerli izleyenlerimiz, Seçime Doğru programının sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle mutlu akşamlar dilerim ve selam.